Günaydın değerli izleyenler. STV ekranlarındayız. Uyan Eskişehir başlıyor. Tarihlerimiz 8 Ocak 2021'i gösteriyor. Günlerden cuma, haftanın son günü, 2021 yılının ilk haftasını artık deviriyoruz. Hafta sonuna giriyoruz. Umuyorum ve diliyorum mutlu bir hafta sonu yaşarız. Gelecek hafta bu haftadan çok daha güzel olur diyelim. Tabii bu hafta yılbaşı haftasının sonrası çeşitli zamlar gündeme geldi. Asgari ücreti yılbaşından önce öğrenmiştik. Yılbaşından sonra memura, emekliye yapılan zam oranlarını öğrendik. Pek de iç açıcı değil, umut vermedi bu zamlar bize. Bunun yanı sıra tabii elektriğe, doğalgaza yapılan zamları da görmüş olduk. Orantısız zamlar olduğunu söyleyebiliriz. Vakit kaybetmeden Anadolu Gazetesi'nden başlayalım. Anadolu'nun önemli bir manşeti var. Ali Baş'ın yazısından alıntılanmış. Ali Baş önemli bir konuyu gündeme taşımış. Eskişehir'de Devlet Opera ve Bale Müdürlüğü'nün olmadığını söylemiş. Evet, Eskişehir'e bir turizm, öğrenci kenti demenin yanı sıra bir sanat, kültür şehri de diyoruz. Ama bir opera ve bale müdürlüğümüz, devlet opera ve bale müdürlüğümüz yok. Okuyalım. Eskişehir kültür ve sanat konusunda Türkiye'nin lider şehri konumunda olmasına rağmen ilimizde devlet opera ve bale müdürlüğü bulunmuyor. Müdürlüğü olan 6 ilden 3'ünde opera ve bale salonu dahi yok. Eskişehirliler milletvekillerinden bu müdürlüğün şehrimize kazandırılmasını istiyor. Bakın, opera ve bale salonu olmayan illerde devlet opera ve bale müdürlüğü olduğu yazıyor. Ama Eskişehir'de biliyorsunuz bir opera var, opera merkezi var. Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen yıllar önce kazandırmıştı. Ama Eskişehir'de valiliğe bağlı İl Kültür Turizm Müdürlüğü tarafından herhangi bir adım atılmamış. Böyle bir müdürlük kurulmasına istinaden. Şimdi Eskişehir Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nin Türkiye'nin önde gelen salonları arasında yer aldığı herkes tarafından biliniyor. Eskişehir'deki salon 1500 kişilik döner platformlu, orkestra çukurlu, çok amaçlı bir sahne. İzmir'de daha geçen yıl 900 kişilik salon yapabildi deniyor. Bununla beraber Ali Baş çağrısında Eskişehir'in her şeyi hazır, salonları hazır, seyircisi hazır, mantalite anlamında kafası da hazır. O halde valilik, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından bir opera ve bale, devlet opera ve bale il müdürlüğü kurulmalı çağrısını yapıyor. Şimdi Ali Baş demişken devam edelim. Nabi Avcı ile görüşmüştü dün bu ekranlarda yine. Ali Bey'in Nabi Bey ile yaptığı mülakatı ifade etmiştik. Birincisi Millet Bahçesi ile ilgili konuşmuştu. İkincisi AK Parti İl Kongresi'nin 17 Şubat'ta gerçekleşeceğini öğrendik. Görüntü hazırsa o görüntüleri izleyelim. Daha sonra yorum yapalım arkadaşlar. Bahçesi Eskişehirlilerin kullanımına açılırken resmi açılışın ne zaman yapılacağı merak konusu. Zira Eskişehir Millet Bahçesi ile diğer illerdeki millet bahçelerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ankara'daki toplu açılış töreniyle açılacağı belirtilmişti. Ancak AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, kesin olmamakla birlikte AK Parti İl Kongresi'nin yapılacağı 17 Şubat tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımlarıyla birlikte Millet Bahçesi'nin açılışının yapılabileceğini söyledi. ES Grup Genel Koordinatörü Ali Baş'a konuşan Nabi Avcı, başka toplu açılışlarla birlikte Millet Bahçesi'nin açılışını yapabiliriz dedi.
Önemli bir haber. Millet Bahçesi'nden ziyade AK Parti İl Kongresi'nin 17 Şubat'ta gerçekleşeceğini öğrenmiş olduk. Biliyorsunuz il kongreleri Türkiye genelinde ertelenmişti pandemi dolayısıyla. Tarihleri belli değildi. Eskişehir'de de bilinmiyordu. AK Parti teşkilatı tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı. Ama Nabi Avcı'dan öğrendik ki AK Parti'nin il kongresi 17 Şubat'ta. Heyecanlı bir bekleyiş var. Zihni Çalışkan'ın il başkan adayı olarak tekrar görüleceği ve seçileceği her ne kadar öngörülse de bu işler belli olmaz. Partilerde bakarsınız Hasan Tuç aday yapılmış. Çünkü Hasan Tuç da istiyor, çok iştahlı. AK Parti'de bu anlamda heyecan doğrultuda. 17 Şubat'a kadar aşağı yukarı tam bir ay var. Bir ay içerisinde siyasette her şey olabilir. Rahmetli Süleyman Demirel'in çok bildiğimiz sözünü anımsatalım. 24 saat bile çok önemli politikada. 24 saat bile çok önemli. Bunun yanı sıra Millet Bahçesi, bir daha ifade etmek isterim. Önemli bir yatırım. Atatürk Stadyumu'nun oraya TOKİ koca koca binalar, beton yığınları dikmek istiyordu. AVM dikmek istiyordu. Çok katlı konutlar, ticaret merkezleri yapmak istiyordu ama Eskişehirlilerin direnişiyle birlikte, ciddi bir kamuoyu baskısıyla beraber biz oranın bir yaşam alanı olarak değerlendirilmesini sağladık yurttaşlar olarak. Bu noktada iktidar partisi olan AK Parti'ye teşekkür etmek gerekiyor. Önemli bir yatırım yaptı Eskişehir'e. Nabi Avcı, Millet Bahçeleri'nin fikir babası, aynı zamanda isim babası, Eskişehir'e de, eski Atatürk Stadyumu'nun olduğu alana da böylesine güzel bir cazibe alanını, böyle bir yeşil alanı, bir nefes alanını kazandırdı. Açılış yapılması gerektiğini ifade etmiştik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapabileceğini söyledi. Eskişehir'e gelemese dahi bir, hiç olmazsa video konferans yöntemiyle Millet Bahçesi'nin açılışı gerçekleştirilebilir. Hemen yanı sıra bir öneri sunalım. Geçtiğimiz günlerde Anadolu Gazetesi'nde bunu yazmıştım. Şimdi biliyorsunuz Dede Korkut Parkı'na hükümet yaptı, valilik yaptı. Teşekkür ediyoruz. Ama Dede Korkut Parkı'nın bakımı, yıpranan kent mobilyalarının onarımı konusunda bir sorun yaşanıyor zaman zaman. Çöplerinin toplanması anlamında sorun yaşanıyor. Çoğu zaman orada bulunan çeşmeler akmıyor. Park bahçe yapım işi, sizlerin de çok iyi bildiğiniz üzere, belediyelerin işidir. Hatta belediyelerin bu noktada park bahçeler müdürlükleri, büyükşehir belediyelerinin park bahçeler daire başkanlıkları bulunur. Ve bunlara ayrılan milyonlarca bütçe vardır. Yüzlerce yetişmiş personel vardır. Alanında uzman personel vardır. Atölyeler vardır. Yani hazırdır her şey. Dolayısıyla bu parkların, yani Dede Korkut Parkı'nın belediyelere, Odunpazarı Belediyesi'ne mesela, Odunpazarı bölgesinde olduğu için devredilmesi gerekir. Bunun yanı sıra bak, biliyorsunuz hat boyu var. Hat boyunda ciddi anlamda çöp yığınları oluşuyor. Bunu hepimiz görüyoruz. Hepimiz bu duruma tepki de gösteriyoruz zaman zaman. Tam kentin göbeğinde bir çöplük. Bu doğru değil. Ne yapılacak bu? Hat boyunda, şehrin merkezinde olduğu için Büyükşehir Belediyesi'ne devredilebilir. Büyükşehir Belediyesi hazır personeli, hazır bütçesiyle beraber oranın bakım, onarım ve Tepebaşı Belediyesi ile beraber de çöp toplama hizmetini gerçekleştirebilir. Millet Bahçesi için de ilerleyen zamanlarda aynı durumlar yaşanabilir. O çöp toplama meselesi bakın ciddi sorun. Bunun yanı sıra orada yürüyüş parkurları olacak. Onlar yıprandığı zaman değiştirilmesi gerekiyor. Biz bunu Dede Korkut Parkı'nda ne kadar geç yaşandığını, geç değiştirildiğini gördük. Bunun yanı sıra birçok orada kent mobilyası var. Değerli, kıymetli, önemli. Bu kent mobilyalarının da onarılabilmesi için, bakımının yapılabilmesi için bir bütçe, maliyet, lojistik, destek, araç gerekli. Bunların hepsi Büyükşehir Belediyesi'nde mevcut.
Büyükşehir Belediyesi'ne devri yapılabilir ve bu parklardan çok daha iyi verim alınabilir diye düşünüyorum. Evet, Anadolu Gazetesi'nden devam ediyorum. Öne çıkan yazılardan bir tanesi de genel yayın yönetmenimiz Soner Yüksel'in yazısı. İncinmişiz başlığını atıyor Yüksel. Genel manada yazının içeriği şu. Eskişehir'in bir havacılık kenti olduğuna vurgu yapmış Yüksel. Bu noktada neyi örnek vermiş? Hava İkmal Bakım Merkezi'ni örnek vermiş, 1. Havajet Üssü'nü örnek vermiş, öte yandan Sivil Havacılık Yüksekokulu'nu örnek vermiş, Hasan Polatkan Havalimanımızı örnek göstermiş. Daha geçtiğimiz günlerde TEİT TUSAŞ ortaklığında yapılan ilk yerli ve milli helikopter motorunu örnek göstermiş. Ama bunlara rağmen Eskişehir'in bir havacılık kenti olduğunu unutturmaya çalışanların, bile ve isteye dillendirmek istemeyenlerin olduğunu ifade etmiş. Hemen yanı başımızdaki Kütahya Havalimanı'nı örnek göstermiş. Garantili uçuş seferi yapan havalimanına milyonlarca lira para ödendiğini boşu boşuna ifade etmiş uçmayan yolcular için. Şimdi Anadolu'yu yan tarafıma koydum ama bir yazı daha var. Kerem Akgül'ün yazısı, onu da sizlere değerlendirmek isterim. Şimdi Kerem Akgül Boğaziçi Üniversitesi konusuna girmiş. Boğaziçi Üniversitesi'nde biliyorsunuz liyakatsiz rektör atandığı iddiası var. Bu noktada oradaki öğrenciler ve akademisyen kadrosu, tabii hepsi değil, bir kısmı ciddi anlamda isyan etmiş durumdalar. Şöyle bir başlık atmış Kerem Akgül: Boğaziçi'ni AK Partili Günay bile kurtaramadı. AK Partili Günay kim? Eskişehir milletvekili. Neden böyle bir başlık atmış Kerem Akgül? AK Partili Günay'ın kardeşi Boğaziçi Üniversitesi'nin rektörüydü. Onun da AK Parti'ye yakın olduğu söyleniyordu. Yani Emine Nur Günay'dan kaynaklıyor, biliyorsunuz. Emine Nur Günay'ın babası da bilenler vardır muhakkak, yine milletvekilimizdi. Nurlar içinde yatsın diyelim. Kardeşini dahi kurtaramadığını söylemiş Emine Nur Günay'ın. Liyakatsizlikte zirve yaşandığını söylüyor. Bir AK Partili'nin alındığını, başka bir AK Partili'nin yerine atandığını ifade ediyor Akgül. Şimdi geliyorum Sakarya Gazetesi'ne. Sakarya Gazetesi'nin dikkat çekici bir manşeti var. Beraatini istedi, 18 yıl hapis yedi. Bir adli haber okuyalım. 2020'nin Eylül ayında dini nikahlı eşinin kardeşini bıçaklayarak öldüren Müjde Demirci, son savunmasında öldürmediğini söyleyerek beraatini istedi. Demirci haksız tahrik indirimiyle 18 yıl hapis cezası aldı. 25 yaşındaymış Müjde Demirci. Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne görülen davadan karar çıktı. Karardan önce son savunmasını yapan zanlı Demirci, nasıl bıçaklandığını bilmiyorum. İsmail'i öldüren ben değilim. Benim hiçbir suçum yok. Boş yere cezaevinde yatıyorum. Beraatımı ve tahliyemi istiyorum demiş. Bunun üzerine mahkeme ne yapmış? Mahkeme heyetinin tarafların savunmalarını dinlemesinin ardından sanık Müjde Demirci'yi kasten öldürme suçundan haksız tahrik indirimiyle 18 yıl hapis cezası verdi. Öte yandan sanığın tutukluluk halinin devam etmesine karar verildi demişiz. Şimdi önemli bir haber. Eskişehirli Vecihi Hürkuş dedi. Geçtiğimiz günlerde Tepebaşı Belediyesi lehine önemli bir haber almıştık. Sizlere aktarmıştık. Neydi o haber? Biliyorsunuz havacılık parkımız var. Önceki yıllarda bu havacılık parkı
Birinci Hava İkmal Bakım Merkezi'ne bağlıydı. Yani askeriyeye aitti. Daha sonra bu park Anadolu Üniversitesi'ne devredilmedi ve en sonunda Anadolu Üniversitesi'nden de Tepebaşı Belediyesi'ne devri gerçekleştirildi. Tepebaşı Belediyesi de bir anket açtı. Bu parkın ismi ne olmalı? Türkiye'nin değerleri bu anketin içerisinde yer aldı. Vecihi Hürkuş, Cengiz Topel, Sabiha Gökçen, Behi Çerkin. 4 önemli değerimiz bu anketin içerisindeydi. Vecihi Hürkuş'un olacağını düşünüyorduk. Anketten çıkacağını düşünüyorduk. Çünkü hem popüler hem ciddi bir havacı. Öyle de oldu. Vecihi Hürkuş demiş Eskişehirli yurttaşlarımız. Tabii Twitter'da yapıldı bu anket. Anlamlı bir isim ve şöyle de bir özelliği var. Eskişehir'de Behi Çerkin ismi var çeşitli yerlerde. Mesela Tepebaşı Belediyesi bir spor kompleksine verdi Behi Çerkin ismini. Sabiha Gökçen'in bir mesleki teknik lisesinin ismini taşıdığını biliyoruz. Bunun yanı sıra Cengiz Topel ismi hem biliyorsunuz köprü başında bir heykeli var. Şehidimiz, Kıbrıs şehidimiz Cengiz Topel'in. Aynı zamanda bir Cengiz Topel caddemiz var. Ama Vecihi Hürkuş ismi Eskişehir'de yoktu. Olmuş oldu. Teşekkür ederiz bu noktada Tepebaşı Belediyesi'ne. Tabii Eskişehir havacılık anlamında önceki yıllarda çok ciddi çalışmalara imza attı. Çok ciddi isimler yetiştirdi. O isimleri de bu Vecihi Hürkuş Havacılık Parkı ve Teknoloji Müzesi'nde o isimlerin de yer alması gerektiğini ifade etmek isterim. Sakarya Gazetesi'ni sonlandırıyorum ve geliyorum Yeni Gün Gazetesi'ne. Yeni Gün'ün de önemli bir manşeti var. Kentimize büyük katkı sağladı demiş. Katkı sağlayan nedir? Fotoğraflarda görüyorum. Bir kere Nadir Küpeli var. Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Kemal Şen Ocak. Osman Gazi Üniversitesi Rektörü Rıza Zeydan var. Evvah Karakılıç Rıza Zeydan da yine OSB'nin yöneticilerinden. Evvah Karakılıç Osman Gazi Üniversitesi'nin başhekimi olduğunu biliyoruz. Ali Arslantaş rektör yardımcısı olduğunu biliyoruz Osman Gazi Üniversitesi'nde. Peki bu isimler niçin toplanmışlar değerli izleyenler? Okuyalım. Öncelikle Kemal Şen Ocak Nadir Küpeli'yi ziyaret etmiş. Bakalım ziyaretin içeriğini. Kemal Şen Ocak üniversite olarak pandemi döneminde alınan önlemler ve sağlık uygulama ve araştırma hastanesinde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgiler vermiş. Rektör Şen Ocak, Osman Gazi Üniversitesi ve Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi arasında yıllardan beri süregelen işbirliğinin 2021 yılında da artarak devam etmesini temenni etmiş. Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli de ülke olarak zor bir yılı geride bıraktıklarını, organize sanayi bölgesi yönetimi olarak sanayicilerin talep ve ihtiyaçlarını karşılamak adına yoğun bir çalışma yürüttüklerini dile getirmiş. 2020 yılında yatırım rekoru kırdıklarını da ifade etmiş Nadir Küpeli. 2020 yılında da yeni çalışmalarla, projelerle vatandaşın karşısına çıkacaklarını söylemiş. Üniversite sanayi işbirliği önemli. Nadir Küpeli bu işi beceriyor. Bunun yanı sıra Eskişehir Sanayi Odası'nın da benzer ortaklıkları var. Anadolu Üniversitesi ile yaptıkları ortaklığı biliyoruz. Osman Gazi Üniversitesi ile de ortaklıklar kuruyorlar. Eskişehir Teknik Üniversitesi ile de ortaklıklar kuruyorlar. Bu anlamda sanayimizde işler iyi gidiyor.
Şimdi Yeni Gün'de dikkat çeken bir haber daha var. Yeni Gün bunu Göbek'ten işlemiş. Bakalım. Tabii bu haberi okurken yönetmenime de buradan rica edeyim. Yunus Emre Devlet Hastanesi önünde bir eylem gerçekleştirmişti Sağlık Emekçileri Sendikası. O haberin görüntüleri hazırlanırken ben de Odunpazarı Belediyesi ile ilgili olan şu Göbek'teki, Yeni Gün'ün Göbeği'ndeki haberi bir okumak isterim. Önemli bir haber çünkü. Odunpazarı Belediyesi'nin sosyal belediyecilik uygulamalarına yepyeni bir boyut kazandırdığı Halk Market, kurulduğu günden bugüne kadar geçen sürede binlerce ihtiyaç sahibinin imdadına yetişti, demiş haber. Pandemi döneminde de çalışmalarını aksatmadan sürdüren Halk Market, daha çok ihtiyaç sahibine ulaşabilmek için yardımsever vatandaşların bağışlarını bekliyor. Halk Market, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un 2014'te göreve geldikten sonra hayata geçirdiği halkçı, sosyal demokrat uygulamalardan, projelerden bir tanesi. Eskişehir'de tek örneği var. Başka bir örneği yok. Halk Market'in diğer Cumhuriyet Halk Partili, hatta AK Partili belediyelerce de örnek alındığını, dahası özellikle İzmir'den ve başka şehirlerden belediye temsilcilerinin Eskişehir'e gelerek Halk Market'i incelediğini ve benzer uygulamaları kendi şehirlerinde yapmak için düğmeye bastıklarını söyleyebiliriz. Halk Market'te ne oluyor? Veren el alan eli, alan elde veren eli asla görmüyor değerli izleyenler. Zaten Halk Market'in dış cephesi de dikkat ettiğiniz üzere görmüşsünüzdür, gidenler, karşılaşanlar görmüştür. Kapalıdır. Asla teşhir yoktur. Yoksul ya da ekonomik anlamda dezavantajlı olan yurttaşlara bir kart verilir. O kartın kredi kartı gibidir. Bakın, bu para verilmez. Yani bir dilenci gibi bir muamele yapılmaz. Biliyorsunuz bunu yapanlar var. Para verilmez, sadaka verilmez. Onların hakkıdır, hukukudur, bir kartları vardır onların. O kartlara aylık belli oranlarda bir limit yüklenir. Kredi kartıdır. Vatandaş da, yoksul vatandaş da eline çocuğunu da alarak, çocuğunun elinde tutarak o markete gider. O markette çocuğunun istediği bir takım yiyecek maddelerini de alabilir. Yani bu hem sosyalleşme anlamında hem çok önemlidir bir vatandaş için. Yani gerçekten bazı aileler çocuklarına bir çikolata dahi alamıyor. Devlet Bahçeli ile dalga geçiliyordu. Ama Devlet Bahçeli tabii AK Parti hükümetine muhalif olduğu zamanlarda bu örnekleri verdi. Bir çikolata alamayacak mı vatandaş çocuğuna? İşte bir bisküvi alamayacak mı? Bu aslında Devlet Bahçeli'nin söylediği doğruydu. Alamıyordu gerçekten. Bu doğruydu. Dalga geçtiler o dönemde AK Partililer Devlet Bahçeli'yle, ama bu doğruydu. Halk Market bu görevleri görüyor. Hem insanların temel gıda maddelerini karşılamasına yardımcı oluyor. Beri yandan ailelerin çocuklarına mahcup olmamalarını sağlıyor. Arkadaşlar, şimdi görüntülerimiz, Sağlık Emekçileri Sendikası önemli bir açıklama yaptı. Başkanı Bir Türk Özkavak, memur zammı yetersiz dedi. Yunus Emre Devlet Hastanesi önünde bir araya gelen ses, Eskişehir Şube Başkanı Bir Türk Özkavak ve beraberindeki sendika üyesi sağlık emekçileri, memur ve memur emeklilerine yapılan zammı eleştirdi. Yapılan zammın sefalet zammı olduğunu ifade eden Özkavak, tüm emekçileri mücadeleye çağırdı. Milyonlarca kamu emekçisi, işçi, emekli, çarşıda, pazarda yaşanan, gerçek enflasyonu perdeleyen rakamlarla, sahte verilerle bir kez daha açlığa mahkum edilmek istenmektedir. Pandemi ile hayat pahalılığının arttığı, iğneden iple zam yağmurunun devam ettiği koşullarda 5 milyonu aşkın kamu emekçisinden ve emekliden önümüzdeki yılı sefalet oranlarında maaş artışlarıyla geçirmesi beklenmektedir.
sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin salgın boyunca yaşadığı büyük travmayı defalarca paylaştık. Salgının getirdiği yaşam tehdidi ve ağır çalışma koşullarını duymayan, görmeyen kalmadı. Salgın ve süreçte devam eden ekonomik kriz, işçisinden esnafına, emeklisine kadar milyonlarca emekçiyi yoksullaştırmıştır. Gerçek enflasyonun %40'ları bulduğu bu koşullarda bu zamları kabul etmiyoruz. Üstelik ek ödeme, performans ödemeleri artık tamamıyla adaletsizlik kaynağı olmuş ve büyük ölçüde hiçbir kurumda ödenmemiştir. Sağlık ve sosyal hizmet emekçileri aşık sınırında bir maaşa mahkum edilmektedir. Ancak yandaş sendika aracılığıyla bu yoksulluk düzeni devam ettirilmeye çalışılıyor. Artık bu toplu sözleşmeye imza atanlara hak ettikleri cevabın verilme zamanı gelmiştir. Çoktan hükmünü yitiren 2021 yıl için maaşlarımızda %3 artı 3 artış dayatılan toplu sözleşme derhal yenilenmelidir. Hiç vakit kaybetmeden yapılacak toplu sözleşme ile maaşlarımızın yaşanan gerçek enflasyon oranında satın alma gücümüzdeki azalma ve ekonomik büyüme oranları dikkat alınarak arttırılmalıdır. Performans sistemi kaldırılarak temel maaşlarımız en az %50 arttırılarak tek kalemle ödenmelidir. Sağlık emekçilerinin isyanını izlediniz. Aslında sadece sağlık emekçileri değil, bugün sağlık emekçileri açıklama yaptığı için sizlere bu haberi verdik. Sağlık emekçileri de isyan ediyor, esnaf da isyan ediyor. Dün Uyan Eskişehir'de Ekrem Birsen konuğumuzdu, Esnaf Odaları Birliği Başkanı. O da isyan ediyor, ne kadar eleştirilse de esnafın sıkıntısını, sorununu dile getirdi dün. Tüccar isyan ediyor, sanayici isyan ediyor, memur isyan ediyor, işçi isyan, herkes isyan ediyor toplumda. Para yok, geçinemiyoruz diyor insanlar. Bugün de sağlık emekçileri isyan ediyor. Sağlık Emekçileri Sendikası. Düşünün, biz özellikle COVID-19 sürecinde sağlık emekçileri için ne diyoruz? Başka bir ifadeyle söyleyeyim. Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca sağlık emekçileri için ne diyor? Vefat eden sağlık emekçilerimiz için. Şehitlerimiz diyor. Bakın, şehit mertebesine çıkarıyor. Ama bakıyorsunuz sağlık emekçilerimiz, Başkan Birtürk Özkavak'ın da söylediği üzere açlık sınırında, açlık sınırının altında ücretlerle hayatını idame ettirmeye zorlanıyor. Çaresiz bırakılıyor her biri. Bugün sağlık emekçileri istifa edemiyorlar, bakın iş bırakamıyorlar. Bugün sağlık emekçileri izin alamıyorlar, izinsiz çalışıyorlar. Bugün sağlık emekçilerinin her biri neredeyse hepsi COVID-19 mücadelesi içerisinde çalışıyorlar. Biliyorsunuz Eskişehir'deki diş hastanesi dahi artık işlemiyor. Diş doktorları da filyasyon ekiplerine katılmış durumdalar. Yani ayırt etmeksizin sağlık çalışanlarının tümü teknikerinden, sekreteryasından, doktorundan, uzmanından, asistanından, stajyerin hepsi bugün sağlık çalışanlarının COVID-19 mücadelesi içerisinde yer alıyor. Ama biz onlara insan onurunu öteleyen, açlık sınırına mahkum eden ücretleri hak görüyoruz, reva görüyoruz. Bu doğru değil. Bu vicdanlara sığacak bir tavır değil. Bir an önce işçi için talep ettiğimiz gibi, memur için talep ettiğimiz gibi, emekli için talep ettiğimiz gibi sağlık çalışanları için de yaşanabilir bir maaş, ücret, zam talep ediyoruz. Ve Yeni Gün gazetesini böylelikle sonlandırıyorum. Aslına bakılırsa bunun üzerine bir görüntü daha girebiliriz. Zamlarla ilgili bir sokak röportajımız var. Yönetmenimiz hazır dediği zaman onu da girebiliriz. Üst üste faydalı da olabilir.
Görüntümüz hazır, hazır mı? Tamam, girelim o sokak röportajında bakalım Eskişehirliler ne söylemişler. 1 Ocak itibariyle doğalgaza %1, elektriğe ise %6 oranında zam geldi. Eskişehirli vatandaşlarsa yapılan zamların kendilerini ekonomik olarak zorlayacağını, günlük hayatta her şeyde tasarruf yaptıklarını ifade ettiler. Özellikle pandemi sebebiyle birçok insanın işsiz kaldığını belirten Eskişehirliler, evde elektrikli aletleri daha az kullanmaya çalıştıklarını anlattılar. Biz aynı zamanda tarımla da uğraşıyoruz. Ev elektriği, sanayi elektriği, özellikle tarımsal elektriğin önüne geçilmiyor. Zaten hava şartları belli, yağmur yağmıyor. Elektriğe yükleniyoruz. Bu girişte zaten tarlalarımızı ne ekip ne de sulayabileceğiz. Peki bu zamlar sizi ekonomik olarak da zorlayacak mı? Sizce? Zorlamaz mı? Kimi zorlamadı ki bizi de zorlamasın? Kimi zorlamadı ki kardeşim? Evde yani mecbur kalmadığı sürece elektriği kullanmamaya, yani elektrikli olan şeyleri kullanmamaya dikkat ediyorum. Makinayı bir gün çalıştırıyorsam 3 gün çalıştırmıyorum yani. Bu zamı yapmadan önce bu şeyleri, markettekileri, fiyatları bir kontrol etseler, ona göre zam verseler. Günden güne zam ediyorlar marketlerde. Yani gün aşırı zam ediyorlar. Bir gün aldığın yarın alamıyorsun onu. Bu elektrik ve doğalgaz zammı sizi nasıl etkileyecek ekonomik olarak? Şimdi ekonomik olarak ben şu anda 300 lira ödüyorum ben. %6 geldiğine göre demek 360 lira ödeyeceğim ben. Etkiler beni. Vallahi şu anda sıkıntı büyük pandemiden dolayı. Millet işsiz güçsüz. Bayağı bir sıkıntı olacak gibi gözüküyor. Vallahi şu anda herkesin işi çok bozuk. Devletin de tut, devletin de işi bozuk, halkın da işi bozuk. Yani şu anda nereye gidiyoruz belli değil. Yani durumumuz, yani Allah'a emanet. Ne diyelim yani şimdi. Zamlar sizce yapılmalı mıydı yoksa böyle ertelenebilir miydi? Yani doğru bir zaman mı sizce zam için? Vallahi ertelenseydi daha iyi olurdu sanırım ya. Şu anda milletin durumu pek iyi değil. İşsiz çok. Millet işinden gücünden oldu. Pek iyi değil yani. Vallahi ertelenseydi dediğin gibi daha mantıklı olurdu ama... Devlet işte. Ya yılbaşı itibariyle elektriğe %6, doğalgazı da %1 oranında bir zam geldi. Siz ne düşünüyorsunuz bu zamlarla ilgili? Bu zamlar normal. Çünkü emeklilere zam verecek. Çalışana da zam verecek. Halbuki bu zamlar da bir yerden çıkacak. Bu çark dönecek. Çarkın dönmesi için de birinden alacak, birine verecek. Şimdi pandemi dönemindeyiz. İşsiz olan insanlar var. İşte geliri düşen insanlar var. Sizce zamlar doğru bir zamanda yapılmış olabilir mi? Zaten onun için de zamları az yapmışlar olabilir. Tamam, şu zor durumdayız pandemi zamanı. Çok kimse meşguliyeti var, aç olanlar var. Onlara da galiba Allah yardım etsin. Ne düşünüyorsunuz bu zamlarla ilgili? Yani hiç iyi şeyler düşünmüyorum. Kötüye gidiyor, iyice kötüye gidiyor. Çok zor ödüyoruz. Biz kiracıyız. Kirayı bile zor ödüyoruz yani. Emekliye, işte memura, asgari ücretliye belli bir oranda zam yapıldı ama ayın başında da 1 Ocak'ta da farklı şeylere zamlar geldi. Bu zamlar sizi zorlayacak mı ekonomik olarak? Zorlayacak, evet, çok zorlayacak. 2 tane çocuğum var, okuyorlar. Çok zorlanıyoruz yani. Bekliyor muydunuz bu zamları? Bekliyorduk, bekliyorduk. Peki faturaların düşük gelmesi için böyle bir tasarrufa gidecek misiniz? Evet, yani iyi olur eğer düşük bir fatura gelirse çok iyi olur yani bizim için. Evinizde bütün odaların peteklerini yakabiliyor musunuz yani faturalar yakıyoruz, yüksek? Mecbur, çocuklar hasta olmasın diye mecbur yakıyoruz. Yakmak zorundayız, üşüyecekler yoksa. Vatandaşın zamlarla ilgili ifadelerini dinlediniz, izlediniz. Bir vatandaşımız çok iyi özetlemiş aslına bakılırsa. Devlet de çaresiz, vatandaş da çaresiz. Diyor ki, tırnak içinde söylüyorum bu ifadeyi, durumumuz Allah'a emanet diyor. Vatandaş, durumumuz Allah'a emanet diyor. Çok haklı, doğru söylüyor. Aslında bütün bir düzenin bu ifadesidir. Sayfalar dolusu yazılabilecek makalenin özetidir. Belki de başlığıdır. Durumumuz Allah'a emanet ama... Gerçekten sistemli bir biçimde yönetilen devletlerde durum Allah'a emanet olamaz. Çok konuştuk zamla ilgili. Burada bırakıyorum. Burada bırakıyorum değerli izleyenler. Çünkü konuştukça artık insanların sinirleri bozuluyor. Çok da fazla sizi germek istemiyorum. Ama bir de şöyle de bir durum var.
Yani gazetelerin hiçbirinde de güzel bir haber yok ki. Şimdi bakıyorum deminden beri size birçok haber okudum. Bir yerde cinayet, öbür tarafta köşe yazılarında bakın eksiklik, Eskişehir'deki bir sanat yoksunluğunun eksikliğini ifade etmişiz. Bir tarafta halk marketin hizmetini söylemişiz. Güzel bir hizmet ama olmaması gereken bir hizmet aslında. İnsanların halk markete ihtiyacı duymaması gerekiyor. Bakın hep olumsuz haber. Yani olumlu bir şey söyleyemiyoruz. Bu nedenle de sizi çoğu zaman böyle geriyoruz ama yapacak bir şey yok. Güzel haber yok değerli izleyenler. Böyle yüzümüzü güldürecek, içimizi ferahlatacak maalesef güzel bir haber yok. Bakın magandalar kirletti, gönüller temizledi. Şimdi hepsi bir gerginlik sebebi. İstikbal gazetesini sonlandırıyorum. Son haber gazetesindeyim. Yine önemli ve içimizi karartacak bir haber ama biz yine de bu haberi aktaralım. Çünkü hepimizin duyarlı olmasını gerektiren bir haber bu haber. Şimdi kısıtlama israfı önler başlıklı bir haber. Artık kısıtlama hayatımıza girdi. Bakın şu anda pandemi dolayısıyla 9'dan sonra sokağa çıkma yasağı var. Hafta sonları sokağa çıkma yasağı var. Şimdi bir de kuraklık söz konusu. Su kısıtlaması gelebilir mi? Bu bir soru işareti kafamızda. Su kısıtlaması gelebilir mi? Eskişehir'de artık kuraklık tehlikesi falan demiyoruz. Kuraklık kapıya dayandı. Ha geldi, ha gelecek. Porsuk çayı bakın kurudu değerli izleyenler. Kurudu. Farkında olmuyoruz. Sabahın erken saatlerinde saat 5 gibi bakın 4 gibi sabaha karşı 5 gibi 6 gibi çoğu zaman sularımızın rengi değişik akar. Daha beyaz akar, bembeyaz akar. Bunun nedeni şudur. Bu sıklıkla meydana geliyor artık. Bunun nedeni şu. Çok daha fazla kimyasal kullanılıyor. Çeşmelerimizden akan suyun pisliğini temizleyebilmek için. Değerli izleyenler, çok daha fazla kimyasal kullanılıyor. Neden? Çünkü baraj su seviyesi çok düştü. Porsuk Barajı zaten uzun yıllardır Eskişehir'e hizmet ediyor ve artık balçıkla dolu. Ömrünü vadesini de zaten tamamlamak üzere Porsuk Çayı. O balçığa yaklaştı o su artık. Biz de o balçıkla karışık olan suyu içiyoruz şu anda bakın değerli izleyenler ya da kullanıyoruz. Arıtarak içiyoruz ya da kullanıyoruz. Dolayısıyla Eskişehir'de ciddi bir içme suyu, kullanma suyu problemi var. Dahası da var. Tarımsal sulama anlamında da bir sorunumuz var. Süleyman Buluşan, Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı yine Uyan Eskişehir'de bu sorunu, bu sıkıntıyı dile getirdi. O halde hiç olmazsa biz vatandaşlar olarak ne yapmamız gerekiyor? Hiç olmazsa kendi kullandığımız içme ve kullanma suyunu yerinde, zamanında, dengeli, israf etmeden kullanmamız gerekiyor. İlerleyen yıllarda bunu hepimiz yaşayıp göreceğiz. Böyle devam edersek, doğa talanına, orman katliamına devam edersek, yeni yeni ormanlar kazandırmazsak, yani doğanın dengesini bozarsak değerli izleyenler, bu kuraklık daha da üstümüze binecek, tepemize binecek ve biz günde şahsi olarak 5 litre su kullanabileceğiz. 5 litre su kullanma hakkımız olacak. 5 litre suyla ne yapılabilir? 5 litre suyla duş mu alacağız? Tıraş mı olacağız? Bulaşık mı yıkayacağız? Yemek mi yapacağız? Yoksa 5 litre sudan ne kadar içeceğiz? Bakın, daha suyla ilgili, hayatımız su. Uzmanlar ne diyor? Günde en az 2 litre su için diyor.
2 litre suyu içtik, kaldı 3 litre. Duş mu alacağız? Tıraş mı olacağız? Bakın yine söylüyorum. Yemek mi yapacağız? Ne yapacağız biz bu suyla? Ellerimizi nasıl yıkayacağız? Dolayısıyla suyu yurttaş olarak dengeli kullanacağız. Şimdi gelirsek son haberin manşetine. İşte bununla ilgili bir manşet. Meltem Karakaşkaya çıkmış, vatandaşa sormuş. Vatandaş da demiş ki, kısıtlama israfı önler. Üç vatandaşımız, üçünün de ne söylediğini okuyalım. Halil Girgin demiş ki, suyu tüketme konusunda bilinçliyim. Herkes keşke dikkat etse de insanlar susuzluk çekmese. Kar yağmazsa perişanlık paçadan akar, yarın aç kalırız demiş. İbrahim Ersoy, vatandaşlarımızın bilinçli olduğunu sanmıyorum. Ben yıllardır dikkatliyim. İsraf etmek zaten günah ama bu saatten sonra daha çok dikkat etmemiz lazım. Bünyamin Özcan, bir çiftçi olarak geleceğimizi düşünüyorum. Ekinler kurudu, ektiğimiz yerler çıkmadı, barajlar kurudu. Ağustos'u düşünemiyorum, su kısıtlamasına gidilebilir. Vatandaşlar bunları söylüyor. Bakın işin vahametini şöyle vurgulayalım. Biz en son böyle bir kuraklığı, hatta bu kuraklıktan da daha azdı değerli izleyenler. Çünkü bakın Tekirdağ'da da, Tekirdağ diyorum, Edirne'de de çok ciddi bir kuraklık söz konusu. Şu anda Edirne Belediye Başkanı içme suyu kuyuları açmaya çalışıyor. Yeraltı sularıyla arıtarak içme suyu şehir şebekesine karıştırmaya çalışıyor. Durum vahim. Biz Eskişehirliler olarak 2 yıl önce, hatta 3 diyelim, 2018 yılında böylesine ciddi bir kuraklıkla karşı karşıya kaldık ama o zaman Temmuz ayıydı ve kısa sürdü. Bakın Temmuz ayıydı ve kısa sürdü. Şu anda biz kış ayındayız değerli izleyenler. Şu anda Ocak ayındayız ve ciddi anlamda uzun sürüyor. Ne kar var ne yağmur var. Kısır bir yıl. Dikkat edeceğiz o nedenle. Şimdi geliyoruz Şehir Gazetesi'ne. Şehir Gazetesi'nde farklı bir haber arıyorum. Şimdi arkadaşlarımızdan rica edeyim. Kaçak alkol operasyonu. Kaçak alkol operasyonunun görüntülerini izleyeceğiz birazdan. Yönetmenimiz hazırlıyor. Şimdi bunun öncesinde yeni yılın ilk baskını haberiyle Şehir Gazetesi bir yılda 6 ton sahte içki bulunmuş. 2020 yılının içerisinde yapılan baskınlarda 6 ton 365 litre sahte içki ele geçirildi. Yeni yılın ilk operasyonunda ise sahte içki yaptığı belirlenen 3 kişi yakalanmış. Yapılan aramalarda 225 litre sahte içki ele geçirilmiş. Şimdi o görüntüleri izliyoruz. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yılın ilk operasyonunda 3 şahsı yakalayarak şahıslar hakkında kaçakçılık suçu kapsamında adli tahkikat başlattı. Yapılan operasyonda şüpheli şahıslardan toplamda 225 litre kaçak alkol, 87 adet alkol arama kiti ele geçirildi. İçki adı altında ticareti yapılan malzemelerin çoğunun dezenfektan, yüzey temizleyici ve kozmetik alanlarda kullanılan tıbbi alkol olduğu görüldü. Nerede ve hangi koşullarda üretildiği belli olmayan kaçak alkol tüketimi, bazı vatandaşların hayatlarını kaybetmelerine, bazılarının da görme kaybıyla birlikte diğer organlarına zarar vererek kalıcı sağlık sorunları yaşamasına neden olabiliyor. Merdiven altı üretimler insan yaşamını tehdit ettiği gibi haksız kazanca ve vergi kaybına sebebiyet veriyor. Yapılan operasyonlarla haksız kazancın engellenmesi ve halk sağlığının korunması hedeflenirken sadece geçen yıl toplamda 6 ton 365 litre kaçak alkol ele geçirildi. Bakın değerli izleyenler, görüntülerde izlediniz. Bir daha vurgulayalım. 2020 yılı içerisinde bir yılda 6 ton 365 litre sahte alkol içki ele geçirilmiş.
Geçtiğimiz gün yapılan operasyonda da 225 litre sahte alkol veya içki ele geçirilmiş. Bakın, şimdi peki niçin insanlar sahte alkole yöneliyorlar? Aslında bu bir halk sağlığı sorunu değerli izleyenler. Bazı kendini bilmez ahmaklar var. Onlar diyor gebersin diye böyle bağırıyorlar alkol içene. Öyle değil. Öyle değil değerli izleyenler. Devlet içerisinde alkol yasalsa her insan özgür bir biçimde istediğini içebilir. Burada önemli olan halk sağlığı sorunudur. Bakın, biz son yılda, keşke 2020 yılının bu haber içerisinde ölen yurttaşların sayısını da keşke yazsalardı. İnsanlar bağıra bağıra can veriyorlar bakın. Göz göre göre can veriyorlar. Neden? Kaçak içkiler yüzünden, kaçak alkoller yüzünden, sahte alkoller yüzünden insanlar can veriyorlar. İnsanların hayatlarını korumak, yaşatmak devletin görevidir, devletlerin görevidir. Hiç kimseyi bir yurttaşımızın dahi biz ölümüne göz yumamayız değerli izleyenler. Bakın, halk sağlığı sorunu dedik. Peki neden insanlar kaçak alkole yöneliyorlar? Çok basit. Her şeye zam geldiği gibi alkole de zam geliyor. İnanılmaz bir vergi var değerli izleyenler. Alkol üzerinde inanılmaz bir vergi var. Yani öyle bir vergi var ki alkol üzerindeki vergiyi kaldırın, neredeyse devlet batacak. Türkiye'deki alkol tüketimi o denli fazla. O kadar önemli yani alkol. Türkiye Cumhuriyeti Devleti için alkol satışı. Alkolden alınan vergi, bir daha söylüyorum, alınmasa. Tabii sigara için tam tersini söyleyeceğim. Sigara için sonuna kadar alınmalı. Ama alkol bir sosyal anlamda insanların içtiği bir şey. Alkol üzerinden vergiyi kaldırdığınız zaman devletin gelirlerinin çok büyük bir kısmı gidiyor. İnsanlar da bu alkolü tüketiyorsa biraz daha insanların alım gücüne göre alçaltmak lazım gelir bu vergi oranlarını. Şehir Gazetesi'nde Vedat Celal Alp'in yazısı bugün öne çıkan yazılar arasında. Vedat Bey, eski genel müdürü kim olacak başlıklı bir yazı kaleme almış. Şimdi Kalabak kriziyle birlikte eski genel müdürü Suat Balcı bildiğiniz üzere istifa etmişti ve kayıplara karıştı böylelikle. Yerine Ahmet Şekerci geldi ama Ahmet Şekerci'nin gelmesinden sonra da şu yorumu yaptık. Zaten 6 ay sonra emekliliği gelecekti Ahmet Bey'in. Emekli olup gideceğini düşündük. Ve Ahmet Şekerci emekli olmak üzere değerli izleyenler, eski genel müdürlüğü koltuğu boş kalacak. Eski genel müdürlüğü çok önemli. Çok büyük bir bütçesi var. Size şöyle ifade etmek isterim. Sadece Büyükşehir Belediyesi'ne her yıl aktardığı bütçe yaklaşık 50 milyon Türk lirası. 50 milyon Türk lirası bakın. Dolayısıyla yaklaşık da 500 milyon liralık ciddi dev bir bütçesi var. Onun için önemli bir koltuk, önemli bir lojistiği var. Kalabak Su'dan da sorumlu, içme şebeke sularından da sorumlu, kuyulardan sorumlu. Eski devasa bir yer. Anladığınız üzere, bildiğiniz üzere. Onun için de isteyeni çok fazla oluyor. Vedat Bey bunu gündeme getirmiş. Ahmet Şekerci gittikten sonra acaba eskinin başına kim geçer sorusunu sormuş. İlk olarak Ercan Yıldız'ın ismini öne sürmüş olabileceği tahmin ediliyor demiş. Abone İşleri Daire Başkanı şu anda Ercan Yıldız ve Genel Sekreter Ayşe Ünlüce'nin akrabası. Bir isim daha söylemiş, Oğuzhan Özen'i masaya sürmüş. Oğuzhan Özen de Genel Sekreter Yardımcısı ve Yılmaz Büyükerşen'e Büyükşehir Belediyesi içerisindeki en yakın isim olarak karşımıza çıkıyor. Bakalım, görelim. Aynı zamanda Park Bahçeler Daire Başkanlığı görevini yapıyor Oğuzhan Özen. Bakacağız, göreceğiz. Genel Sekreter kim olacak? Kim o güçlü? Bütçesi güçlü, personeli güçlü, lojistiği güçlü, araçları güçlü,
ilçe belediyelerinden daha güçlü olan o kurumun koltuğuna oturacağız, göreceğiz. Evet, vaktimiz daralıyor değerli izleyenler. İki tane gazetemiz kaldı. Kısa kısa onlardan da bahsedip haftayı bitirelim. Ama bir görüntümüz daha var. Saadet Partisi Gençlik Kolları'nın, gençler bizim için önemli. Gençlerin siyasi faaliyetlerde bulunması bizim için önemli. Gençlerin açıklama yapması bizim için önemli. Saadet Partisi Gençlik Kolları Başkanı önemli bir açıklama yapmış. Kırmızı kart göstermiş. Sandıkta görüşürüz demiş. Bunları kime, niçin söylemiş? İzleyelim. Ben azaltacak bir bütçe değil. Saadet Partisi Eskişehir İl Gençlik Kolları Başkanı Celalettin Tabanlı, geçtiğimiz Aralık ayında kabul edilen 2021 bütçesiyle ilgili basın açıklaması yaptı. Hükümete kırmızı kart göstererek sandıkta görüşürüz diyen Tabanlı, vatandaşın ihtiyaçlarını karşılamayacak bu bütçeyi kabul etmemiz mümkün değildir dedi. Özellikle uzaktan eğitim yöntemine geçilen bu süreçte eğitimde yaşanan sıkıntılara dikkat çekti. Uzaktan eğitim yöntemine geçilen bu süreçte binlerce köyde internet yok. Tableti ya da bilgisayar olmadığı için yine binlerce öğrencinin eğitim süreci dahil olamıyor. Peki ya ne için? Kaynak ayrılmadığı için. Ve bu bütçe bir kırmızı kartı hak etmektedir. Biz ilimize ikamet eden bütün gençler adına 2021 yılı bütçesini hazırlayan ve onaylayan siyasi iktidara kırmızı kart gösteriyor ve sandıkta görüşürüz diyoruz. Evet, Saadet Partisi Eskişehir Gençlik Kolları Başkanı hükümete kırmızı kart gösteriyor. Sandıkta görüşürüz diyor, iddialı konuşuyor. Eğitim politikaları, ekonomi politikalarını beğenmediğini ifade ediyor hükümetin. Görüntüler girmeden önce de söylediğim gibi genç arkadaşlarımızın, genç yurttaşlarımızın siyasi faaliyetler içerisine hangi parti olduğu önemli değil. AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, İyi Parti, Büyük Birlik Partisi. Hangi parti olduğu bakın önemli değil. Siyasi faaliyetler içerisine katılmasına, girmesine. Yani bu yurttaşın, bu yurdun dertleriyle dertlenmesine önem veriyoruz. Çok ihtiyacımız var. Geleceğimiz olan gençlerin siyasi faaliyet içerisinde bulunmasına. 2 Eylül gazetesindeyiz. Eskişehir Spor'la ilgili bir haber gözüme çarptı. Eskişehir Sporlu yöneticiler transfer tahtasını açma çabası içerisindeyiz diyorlar. Ama bu gerçekçi görünmüyor. Bu transfer tahtasını açmak için çok 10 milyonlarca lira paraya ihtiyaç var. Para nerede? Yok. Dahası para olmasa bütün alacağı olan futbolcuların tek tek transfer tahtasının açılması için imza atması gerekiyor. O da yanlış hatırlamıyorsam biraz önce de burada bir gazetede görmüştüm ama 87 imzaya ihtiyaç varmış. O 87 imza toplanabilir mi? Bu imkansız. 10 milyonlarca lira bulunabilir mi? Bu da imkansız. Mevcut yönetim gitmek istemiyor. İki kere bu kulübü üst üste küme düşürmelerine rağmen hala orada o koltukta oturmak istiyorlar. Çünkü o koltuk onlara itibar katıyor. Koltuk sıcak. Gitmemek için de kamuoyunu, spor camiasını, Eskişehirli taraftarları onların gazlarını alabilmek için bir süre daha o koltukta oturabilmek için bu ve benzeri açıklamalar yapıyorlar. Bence net olmaları gerekir, açık olmaları gerekir ve bırakmaları gerekir. Bıraktıkları zaman daha kötü olmaz. Çünkü takım düştü. Belki vali el koyar. Belki Anadolu Üniversitesi şu işin içerisine el atar ve hiç olmazsa biz bu cenderenin içerisinden çıkabileceğimizi düşleyebiliriz. Ama bu şekilde Eskişehir Spor'un ciddi anlamda bir karanlığa doğru gittiğini, götürüldüğünü görüyoruz. Acıyla seyrediyoruz. Şimdi 2 Eylül gazetesinde Sezai Şen'in esnaf yakınmakta ilk defa bu kadar haklı başlıklı bir yazısı var. Sezai Bey yazısında esnafa verilen desteğin az olduğunu ifade ediyor. Dahası salgın sürecinde
bu kapatmaların devam etmesi takdirinde birçok kepengin daha kapatılacağını ifade ediyor. Öte yandan açılmasını istiyor. Yani kısıtlamaların kaldırılmasını istiyor. Bu noktada da bilim kurulunun tavsiyelerini eleştiriyor. Böyle kısıtlama tavsiyesi vermeyin diyor. Ben de Sezai Bey'i bu önerisinden dolayı eleştiriyorum. Böyle öneri olmaz. Bilim kurulu adı üstünde bilimsel bir kurum. Bilim kurulunun zaten söylediklerinin de belki hükümet %10'unu uyguluyor. Belki. Bakın belki. Son gazetemiz Milli İrade Gazetesi. Farklı bir haber arıyorum. Evcil hayvanlara rağbet gösterildi. Okuyalım. Covid-19 döneminde evcil hayvan talebinde artış yaşanıyor. Sokağa çıkma kısıtlamalarıyla evlerinde kalan vatandaşlar evcil hayvanlara ilgi duymaya başladı. Geçtiğimiz yıllara oranla büyük ölçüde artan taleplerle birlikte fiyatlarda da artış oldu. Bu haber güzel bir haber değil değerli izleyenler. Evcil hayvanlar, evet, hayvan beslemeliyiz ama pet shoplardan almamalıyız. Bakın, pet shoplardan almamalıyız. Böyle tırnak içinde güzel ırk şeklinde bize sunulan, gösterilen hayvanlardan almamalıyız, tercih etmemeliyiz. Bakın, ırkçılık kadar kötü bir şey yok değerli izleyenler. Irkçılık, her yerde ırkçılık. Siyah ırk kötü, beyaz ırk kötü diyor muyuz artık? Açtık onları, öyle değil mi? Aşamamışlar var. Amerika Birleşik Devletleri'nde her ay mesela siyah insanlar cayır cayır öldürülüyorlar. Ama biz Türkiye'li yurttaşlar olarak bu konuyu açtık. Bizde ırkçılık yok. Din, dil, ırk, mezhep ortadan kalkmıştır. Ya hayvanda niye ırkçılık olsun? Hayvanda ırkçılık yapıyorlar. Böyle bir kafatasçılık, böyle bir saçma bir durum olabilir mi? Bakın, bir kere pet shoplara gitmiyoruz. Pet shoplardan hayvan almıyoruz değerli izleyenler. Bakamayacaksak da hayvan almıyoruz. Hayvan sahiplenmiyoruz. Çünkü çoğu kez hayvan sahiplenenler oluyor. Bakamıyor, atıyor gidiyor hayvanı. Hayvan bir kere o eve alışıyor, o kişiye alışıyor, o sıcaklığa alışıyor, hazıra alışıyor. Mücadeleyi bilmiyor, sokaktaki mücadeleyi, ve o hayvan bir hafta içerisinde ölüyor gidiyor. Biz hayvan sahipleneceksek, bakın, belediyelerin barınakları var. Gidelim belediyelerin barınaklarından hayvanları sahiplenelim. Tamam mı? Biz hayvan sahipleneceksek sokaklarda gezen hayvanlar var. Gidelim o hayvanlardan sahiplenelim. Ama gidip de pet shop'a para verip mal gibi o canları satın almayalım. Bu doğru değil. Buna da destek vermeyelim diyorum. Değerli izleyenler, programımız bitti. Günlerden cuma, tarihlerimiz 8 Ocak 2021'i gösteriyor. Uyan Eskişehir sona eriyor. Haftanın son programıydı. Herkese iyi hafta sonları diliyorum. Pazartesi günü bu ekranlarda görüşeceğiz. Şimdiden de ifade edeyim. Pazartesinden sonraki günlerde gelecek olan konuklarımız önemli. Birkaçı sürpriz olsun ama pazartesi konuğunu söyleyeyim. Faik Alkan, Eğitimsen Şube Başkanı. Eğitim sorunlarını konuşacağız. İyi hafta sonları.